Başer Klinik kanalına hoş geldiniz. Ben Doktor Erat Başer. Bugün size vajinal flora teriminden ve bunun HPV virüsü enfeksiyonları ile olan ilişkisinden bahsetmek istiyorum. Vajinal flora veya mikrobiyota dediğimiz vajina içerisinde bulunan mikrobiyal ortam demektir. Tıpkı ağız içi ve bağırsaklar gibi vajinanın da sağlıklı ortamını devam ettirebilmesi için sağlıklı bir mikrobiyal ortama ihtiyacı vardır. Vajina içerisinde beraber dengeli bir şekilde yaşayabilen 200'den fazla bakteriyel türün olduğu bilinmektedir. Bu mikrobiyal ortam genlerden, etnik kökenden, cinsel davranışlardan ve beslenme şeklinden oldukça etkilenmektedir. Vajina içerisindeki bakterilerin önemli bir kısmını laktobasiller dediğimiz asit üretebilen bakteriler oluşturmaktadır. Döderlein basilleri olarak da anılan bu bakteriler, vajina içerisindeki glikojeni laktik asite çevirerek vajinanın asit ortamının devamını sağlamaktadır. Bu oluşan asit ortamı vajina içerisinde enfeksiyon yapabilecek mikroorganizmaların gelişmesine engel olmaktadır. Vücudun kendi savunma hücreleri de salgıladıkları bazı maddelerle bu enfeksiyonların gelişmesine engel olmaktadır. Peki bu vajinal flora nasıl oluşmaktadır ve zamanla nasıl değişmektedir? Bir kız bebek doğduğunda eğer normal doğum gerçekleşmişse vajinal kanal içerisinden geçerken annenin vajinası içerisinde mevcut olan bu laktobasilleri sistemine almaktadır. Doğum sonrasında anneden gelen östrojen miktarında aniden düşüşüyle beraber kız bebekte daha çok cilt bakterileri ve bağırsak bakterileri vajinal flora içerisinde yer almaya başlar. Ergenlik döneminde yumurtalıkların östrojen üretmesiyle beraber bu laktobasiller glikojeni aside döndürmeye başlar ve normal bir vajinal flora oluşur. Çok detaylı genetik analizlerle ayrılan 200'den fazla bakterinin vajina içerisinde yaşayabildiğini söylemiştik. İşte bu denge ortamı da her kadında farklıdır. Pek çok çalışmada bu bakteriyel ortamlar sınıflandırılmış ve özellikle bazı tür vajinal flora bozukluklarında bazı bakteriyel veya mantar enfeksiyonlarının oldukça sık tekrarladığı gösterilmiştir. Bu nedenle tekrarlayan vajinal enfeksiyonlarda normal bir vajinal floranın da sağlanması gerektiği akılda tutulmalıdır. Gelelim vajinal flora ile HPV'nin ilişkisine. Özellikle son yıllarda yapılan çalışmalarda HPV enfeksiyonu ve rahim ağzı kanser öncüsü lezyonu bulunan kadınlarda vajina içerisinde oldukça fazla sayıda çeşitlilik gösteren bakteriyel popülasyon olduğu ve bunun dışında laktobasillerin de görece olarak daha az olduğu tespit edilmiştir. Bugün için bu bozulmuş vajinal flora ile HPV enfeksiyonları arasındaki kompleks moleküler ilişki tam olarak bilinememektedir. Ancak gelecekteki çalışmalarla bu moleküler değişikliklerde daha net anlaşılabilecek ve vajinal florası bozuk olan kadınların bu yöndeki tedavileriyle HPV enfeksiyonlarının tekrarlaması veya uzun süre devam etmesinin önüne geçilebilecektir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bozulmuş vajinal flora ve HPV enfeksiyonları ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz lütfen Başer Klinik iletişim kanallarından benimle iletişime geçiniz. Sağlıklı günler dilerim. Sevgilerimle.